Mehmet Zafer Alsaç, Abdülhakim Kaya, Cemal Merdan, Fatma Balcı, Müberra Aynal Arslan, Gökhan Kasap, Sami Yapar, Bilal Akgül, Mehmet Şirin Çelik, Mehmet Altuntaş, Cavit Bayram, Mahmut Şengül, Tevzi Alpu, Ayşegül Eyibi, Sevik Demirci, Hasan Hüseyin Keser, Fatma Yazıcı, Kadir Erbasan, Emin Yüce, Metin Dereli, Adem Doğacak, Fikret Tuncel, Yunus Gülmen, Mehmet Çakır, Özgür Aydın, Esin Hacı Alioğlu, Osman Genç, Cemal Aydar, Saadettin Ulubay, Satılmış Olal, Selamettin Yeniyol, Üzgün Kaya, Hasan Hüseyin Üsküdar, İlkay Biber, Cengiz Pektaş. Çoğunluğumuz var. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 7. seçim dönemi. 7. seçim dönemi 4. toplantı 7 Şubat ayı 2. birleşimini açıyorum. Pazartesi günleri tutar ödedini okutuyorum. Buyurun. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 7. seçim dönemi 4. toplantı 7 Şubat ayı toplantılarının 1. birleşimi yoklama yapım çoğunluğu bulunduğu anlaşıldığından Meclis 1. Başkan Vekili Cemal Mörden tarafından açıldı. Geçen toplantıya ait tutan gözetli okulda oya sunulduğu birlikte kabul edildi. İlker Güler, Mehmet Altuntaş, Esin Hacı Alioğlu, Mehmet Zafer Alsaç, Hasan Hüseyin Üsküdar, Üzgün Kaya ve Gökhan Kasa gündem dışı konuşma yaptılar. Gündem maddelerinin görüşmesine geçildi. 1, 2, 3, 5, 6, 13 ve 14 teklif imar komisyonuna, 4 ve 7 teklif hukuk, bütçe ve imar komisyonuna, 8, 11 ve 12 teklif hukuk ve bütçe komisyonuna, 9 ve 10 teklif hukuk komisyonuna havale edilmesi oya sunduğu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde görüşecek başka madde bulunmadığından meclis toplantısı çarşamba günü saat 10'da toplanmak üzere son verildi. Tutanak gazete hakkında görüş bildirmek isteyen meclisiyeniz var mı? Yok. Tutanak gazetini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, tutanak gazeti kabul edilmiştir. Gelmeyen arkadaşların izini saymasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, gelmeyen arkadaşların izini saymıştır. Meclis başkanlığımıza verilecek yazılı veya sözlü önergesi olan meclis üyemiz var mı? Yok. Raporlara geçiyorum. Raporların okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, raporlar okunmuş sayılmıştır. Bir nolu raporu görüşmeye açıyorum. Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Bir nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, bir nolu rapor oy birliğiyle kabul edilmiştir. İki nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. İki nolu raporu komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, iki nolu rapor oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üç nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclis üyemiz var mı? Başkanım. Buyurun. Üç nolu raporu komisyonuna geri çekiyoruz. 3 nolu raporun komisyona geri çekilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Başkan çok özür dilerim. 3 nolu raporun geri çekilmesinin gerekçesini bize komisyon başkanımız açıklayabilir mi? Dosyayı biraz daha detaylı inceleyelim dedik. O amaçla geriye çekiyoruz. 3 nolu raporun komisyona geri çekilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. 3 nolu rapor komisyona geri çekilmesi kabul edilmiştir. 4 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. 4 nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 4 nolu rapor oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclis üyemiz İlkay Bey, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. 5 nolu raporda Maltepe mahallemizde yapılan özel şirketin yaptığı inşaatın önündeki satış ofisiyle alakalı olduğu bilgisine ulaştık. Şimdi bu satış ofisi işte geçici yapılan inşaatın daireleri bittiği zaman kaldırılan şeyler. Ve planda da görüldüğü gibi yapıldığı zaman bir yol üstüne yapılmış. Burada yol da iptal ediyor. Bir plan tadilatı bu anlamda gelmiş. Şimdi burası işte belediye hizmet alanına alınacak. Rapor oydu. Ama biz geçen aylarda sahile çıktık. Sahilde işte büyük yolu, yedi mavi, o büyük devasa projelerin işte milyon dolarlık dairelerin satıldığı o projenin önünde yapılan satış ofisini gördük. Büyük yalıya bir satış ofisi yapılmış. Yani onun geçici olmasına imkan yok. Bir sürü masraf edilmiş. Çok şaşalı da bir yapı. Artı ilk gittiğimiz zaman biz
gazeteci Kemal abiyle beraber gittik. Resimledik orayı. Sadı şofisi yol bariyerlerinin dibine yapılmış. Yani orası protokol yolu ve yolun dibine, bariyerlerin dibine yapılmış bir satış ofisi. Ve bana göre kalıcı bir satış ofisi o da. Hemen geçiyorsunuz Yedimavi'ye. Yedimavi'nin satış ofisi de aynı. Daha ilerideki inşaatın satış ofisi de aynı. Şimdi biz o gün gittiğimizde oradan normal protokol yol akışı vardı. Ama dolgu alanında inşaat devam ediyordu. Ve o gün de söyledik. Buradan şu an yol açılıyor, akıyor, gidiyor. Sahil yolu, o protokol yol akıyor ama ileride bu yolu kaydıracaklar öbür tarafa. Sahil yolunu, normal güzergahı. Bu ofisler de kalıcı hale gelecek diye o gün de gazeteci arkadaşlarla gittiğimizde bunu beyan etmişti. Şimdi oradaki reel durum, yol kaydırılmış, orada yan bir yol yapılmış, o satış ofisleri normal bir hale gelmiş. Yani yolun kenarında yapılmış birer bina gibi duruyor. Şimdi burası da öyleydi, burasını şimdi getirdiniz. Arkadaşlar getirdiler bunu meclise. Bunu oynayacağız. Yarın ileride Büyük Yalı'nın önündeki o satış ofisi, İşte Yedimavi'nin önündeki o satış ofisi adıyla kurulan... İstersen şöyle yapar mı? Bu konuyla ilgili bilgi alalım istiyorsan. Bir... Tamam, bir bilgi versinler. Ben konuşmamı bitireyim, arkadaşlar da bilgi versinler. Yani oranın özellikle sahildeki o üç tane projenin önündeki satış ofislerinin, madem bilgi verecekler, kalıcı mıdır, geçici midir, onun bilgisini versinler. Evet. Satış ofisleri geçici yapılan yerler biliyorsunuz. Kalıcı mı, geçici mi? Evet. Ve ne zaman kaldırılacak? Teşekkür ederim Kale. Sayın Başkanım, şimdi bizim şu andaki konumuz Maltepe'deki bulunan satış ofisi. Evet. Mülkiyeti belediyemize ait olan arsa üzerinde yaklaşık 2 milyon civarında bir para harcanmış, bir satış ofisi yapılmış. O binayı şimdi müteahhitin orada kaldırması gerekiyor. Onun kaldırmasından yerine bize binayı hibe etti. Biz de bunu ana okulu olarak kiraya vereceğiz. Durum budur. Yani burada kamunun herhangi bir zararı yok. Tersine kamunun bir kazanımı var. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi yani oradan bakıldığında kamunun bir kazanımı var, doğru. Ama işte onun, o binanın yaptırıldığı yerdeki planlardaki durumu nedir? Yani neye göre yaptırılmış o? Şimdi kamuya kazandırılacağını, şimdi belediye kanunlarla yönetiliyor. Evet. Sahildeki binalara örnek vermemin sebebi de orada da aynı şekilde kalıcı olduğuna inandığımız yerler yapılmış. Peki oraları da bize mi bırakacaklar? Belediyeye mi terk edecekler? Evet, teşekkür ederim Kali. Başka 5 non raporla ilgili Hasan Hüseyin'e verelim. Şimdi Sayın Başkanım, Feriştirin'den sorumlu başkanımızı, bu bina belediyenin arsası üzerine yapılmış. Acaba 18. maddeden mi bize kaldı, yoksa belediyenin arsası vardı, bu bina onun üzerine yapıldı. Eğer onun üzerine yapıldıysa bugüne kadar biz oradan niye karşılık yapıldı, kira mı aldık? Yoksa bir sözleşme gereği o bina yapılacak, sonra terk edilecek miydi? Şimdi verilen bilgi yetersiz. Biz evet. Çünkü komisyonda da çok meclisin çok kısa sürede bitirildiği için işte çarşamba, pazartesi komisyona havale ediliyor. Öğleden sonra komisyon bir saat içinde bu raporları inceleyecek, buraya geleceğiz, sağlıklı cevaplar alacağız. Komisyonda da sağlıklı cevap alamadık bu konuya. Şimdi İlkay Bey'in anlatmak istediği konu da çok doğru. Sahildeki yapılmış satış ofisleri de aynı, yolları işgal etmiş vaziyette duruyor. Oradaki Maltepe Mahallesi'ndeki o ismi geçen şirketin önündeki satış ofisleri. Biz bir kere şunu öğrenelim. Arsa belediyenin miydi, yoksa 18. maddeden mi intikal etti bize bu? Sayın Başkanım, Avrupa Konutları tarafından terkin edilen alan, belediyemiz lehine terkin edilen alan üzerine yapıldı bu bina. Ne başta terk edilmişti? Donatım. Ne donatı? Yani spor alanı olarak terkin edilmiş. Şimdi fonksiyon değiştiriyoruz. Hazır evet. Bina var. Bu durum onun.
Teşekkür ediyorum. Sanırım bir süre anlaşıldı. 5 nolu raporu komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 5 nolu raporu oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 6 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclisiyeniz var mı? 6 nolu rapor. Hasan Hüseyin Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 6. Maddede gelen burada Seyit Nizam Mahallesi'nde bildiğim kadarıyla burada caminin ismi geçmiyor. Yeni tesis alanı diye ayrılmış Hacı Osman Cami olarak. Orası mıydı bu? Hacı Müzeyyen Cami olarak bilinen küçük bir cami. Mescit diyelim. Şimdi tabii biz şöyle bir algı geliyor sürekli. Şeyde de gelecek, 7. maddede konuşacağız, bundan sonraki madde de onu da bağlıyor çünkü. Onu bağlarken çok şeyleri bağlıyor. Bu ibadethanelerin çevresini açma, geliştirme, genişletme, düzgün bir hale getirme amacına Zeytinburnu çeşitli camilerinde bu işlemler yapılıyor. Periyodik olarak geliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak dini tesislerin daha güzel, daha görkemli, daha geniş alanlarda ibadethanelerin daha rahat yapılabilir, temiz, bahçesi ve çevresi düzenlenmiş olarak yapılması her zaman taraftarız. İbadethane, ibadethaneye benzemeli. Zeytinburnu'nda bu ibadethanenin ibadethaneye benzemeyen köşe başlarında mescit adı altında o kadar çok yer var ki anlatamam. Dükkanı kiralıyor, üzerine mescit atıyor. Mescit ondan sonra ibadethane, ibadethane, cami, cami de ondan sonra etrafında bulunan vatandaşların evleri istimlak edilme yöntemiyle değişik bir yola girdi. Şimdi bu konu Zeytinburnu'nda diğer konularla ayrı. Hemen biraz aşağısında Demirciler Sitesi'nin yanında çok büyük bir ibadethanemiz, camimiz var. Ambarlar hemen bu caminin, açmak istediğiniz caminin hemen kuzeyi oluyor. Tabi kuzeyde Ambarlar Sitesi'nin önümüzdeki günlerde imara açıldı. Planları mecliste geçti. Büyükşehir'de geçti. Orada bir çalışma yapıyor. Orada bir ibadethane ayrıldı. Şimdi şunu demek istiyorum. İbadethaneye karşı anlamlı demiyorum. Bir, burada yeteri kadar ibadethane var. İki, tut ki burası gene ibadethane olarak devam edecek, etrafını aşacağız. Bu meclise gelmeden önce ben sürekli bunu diyorum. Etrafında genişletme çalışması yaparken bunun çevresinde bulunan vatandaşların, daire sahiplerinin, iş yeri sahiplerinin önce uzlaşıp bedellerinin ödenip onların rızası alındıktan sonra meclisimize gelmesini istiyoruz. Burada gene aynı konuyla karşılaşacağız. Geçen işte değişik 5-6 camiyle ilgili belediye meclisinde karar almıştık. Teknik başkan yardımcımızdan bu konuları sordum. İbadethanenin çevresindeki vatandaşlarla siz uzlaştınız mı? O gün başkan yardımcımız şunu söyledi. Elbette hepsiyle anlaştık. Ama şey bitti, meclisten karar bitti. Ertesi gün elinde mahkeme verecek bir dilekçeli bir vatandaş geldi. Ne oldu? Bana sormadan benim caminin etrafındaki evim var. Burayla ilgili istimlak kararı almışsınız. Nasıl alırsınız bu kararı? Şimdi gene aynı şeyi söylüyorum. Yani bir ibadethane yaparken, ibadethanenin çevresini genişletirken buradaki insanların önce rızasını alalım. Her zaman şunu diyorum, rıza alınmadan yapılacak ibadethanelerdeki ibadet kabul olmaz. Allah katında da kabul olmaz. Onun için bu kararı tekrar gözden geçirelim. Biz bu kararı o anlamda red veriyoruz. Teşekkür ederim. Başka Altınoğlu raporuna görüş vermek isteyen yok. Altınoğlu raporu komisyondan geldiği şekilde oylar tutuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, Altınoğlu raporu oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 7 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş vermek isteyen Esin Hanım buyurun. Sayın Başkan, değerli müşteri arkadaşlarım, bu rapor enteresan bir rapor. 3 tane komisyona birden havale edildi Zeytinburnu'nun ilçe. Çok güzel. Keşke bütün Zeytinburnu ilgilendiren kararları bundan sonra da burada almaya devam edebilsek diye düşünüyorum ama bu rapor sonucunda biz artık Çırpı, Cıveli Efendi, Sümen, Yeşiltepe, Seyit Nizam ve Nurpaşa ile ilgili burada herhangi bir karar almak zorunda kalmayacağız.
Çünkü biz buraları yönetemediğimiz anı rapor bana onu anlatıyor. Diyor ki belediye başkanımız Sayın Murat Aydın, siz bana bir yetki verin diyor. Ben de hukukiyle diyor buralarda bir anlaşma yapayım diyor. Buraları yeniden düzene sokayım diyor. Nasıl yapacaksınız diye bakıyoruz, okuyoruz. Nedir konu diye. Çok enteresan bir rapor. Hepinizin böyle sakin sakin bu raporu defalarca okumasını aslında tavsiye ederim. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımız, AKP'li arkadaşlarım şöyle diyor. Kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarında kalan ya da plan tadilatıyla fonksiyon alanlarının dönüştürülecek üzerinde konut ve ticari yapılaşmaların olduğu. Esin Hanım, bir cümle hemen bir parantez açalım. Raporda bir düzeltme var. İsterseniz ben bir bilgi vereyim, ondan sonra siz şey yapalım. Ben bir bitireyim. Düzeltmeleri de sizlerle evet. Başkanım, Esin Hanım buyurun. Bence de çok düzeltmeniz gereken bir rapor ayrıca Sevim Bey, A'dan Z'ye. Yani bir cümlesini falan düzeltmenin bir manası yok. Esin Hanım. Şimdi arkadaşlar, evet buradaki bazı şeyler diyor ki kaldırıcı, o da gelir. Ondan sonra onu da kaldırıyor Sevim. Yani öğrendik artık o işleri. Şimdi burada diyor ki, ben bana verilen, komisyonda tartışılan ve kendilerimizin tartıştığımız rapor üzerinden devam edeceğim. Kentsel altyapı alanında kalan ya da plan tadilatıyla fonksiyon alanlarına dönüştürülecek, üzerinde konut ve ticari yapılaşmanın olduğu bir kısım parsellerin bulunduğu bu büyük bir tarafı işin. Tamam, düzeltilir, düzeltilmez, tartışılır, ben bunun ne olacağını artık hep biz üst senedir burada hep beraber yaşıyoruz. Geçtim. Sonra diyor ki, belediye işbirliği çerçevesinde hak sahiplerinin konut tahsis satışı yapılabilmesi amacıyla kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirebilmesi için bir sürü kanun maddesini yazmış burada. Hangileri var? İşte 2985 toplu konut, 1164 sayılı arz üretimi, 5395 belediye, 6306 afet, 775 sayılı gece kondu. Bitmiyor. Belki diyor ki, hani atladığımız da olabilir, hani unuttuğumuz da olabilir ve ilgili diğer kanunlar kapsamında belirsizliktir gidiyor. Yani, hani onlara ben burada yazmamışım, alırken yetkiyi sizler bir daha uğraştırmayın beni, ben bir kere de istiyorum bütün bu yetkileri. Bunu da istiyorum diyor. Bir de burada çok enteresan bir şey var. Diyor ki, hak sahibinin tespit, hak sahipleriyle uzlaşma, dönüşüm alanındaki hak sahipliğinin mülkiyeti öncelikle Trump'a. Öncelikle Trump'a. Trump'a nedir arkadaşlar? Hepimiz biliyoruz. Yani yer değişikliği. Şimdi en masum değişiklik şöyle olabiliyor. Adanın içindeki dairenin işte sağ taraftan sol tarafa alabiliyorsunuz. Ama bizim ülkemizde bir sürü yaşamın örnekler var. Örneklerin en önemlilerinden bir tanesi artık ilçe içerisinde değil, ilçeler arası falan, onları da geçtim. Kentler arası Trump'a yapıldı bizi, bu yaptık bu ülkede biz. Bunun altı imzalar attık. Yani Bursa'nın bir köyündeki bilmem ne arazisini tutup İstanbul'un göbeğindeki bir arsayla değiştirdik. Ve burada da diyor ki, öncelikle Trump'a yöntemini benimseyerek. Tokyo adına devir alma bedeli karşılığı bilmem ne falan filan. Belediye başı yetki istiyor. Şimdi düşünüyorum ben. Oturuyorum düşünüyorum ben bu nedir? Zeytinburnu'nun yarısını diyor ki başkan, ben de burada bir şey yapamıyorum. TOKİ ile anlaşma yapacağım. Ha soruyorum, komisyonda da tartışıyoruz. TOKİ ile nasıl bir anlaşma? TOKİ buradaki bazı dairelerini ve yani maliyeti karşılığında vatandaşa verecek. Neredeki daireleri? Zeytinburnu'nun içindeki mi? Efendim, Kayabaşı'nda mı? Kayabaşı artık merkez oldu artık. Lüks oldu, geçiyorum. Efendim, Selimpaşa'da mı? Kırklareli'nde mi? Konya'da mı? Beğendin mi? Aldın. Beğenmedin mi? Sen bilirsin. 40 katı mı? 40 satı mı? Bir de şöyle çok acil bir şey var. Bir yerin belediye başkanı olacaksınız. Bir kenti yönetiyor olacaksınız. 4 senedir de bu hafta destek verecek. 4 seçim döneminde. Ve bir gün geleceksiniz. Diyeceksiniz ki ya ben bunları düzenleyemiyorum. TOKİ'yi çağırayım. Şimdi bakın. Plan da yapar. TOKİ'yle de plan yaparsınız. Uluslararası bütün planlama teşkilatlarıyla da plan yaparsınız. En doğal hakkınız. Planları yapın. Değişik değişik planlar getirin. Tartışalım. Koyun önünüze. Deyin ki biz Zeytinburnu'nu bu şekilde dönüştüreceğiz. Belki çok güzel şeyler çıkacak ama bir planı görelim.
Bana hiçbir şey demeden ben bunu darbe yapacağım. Sen bana yetki ver. Şimdi buradaki meclis üyeleri diyorlar ki biz bütün yetkimizi kentin bütün imar yetkisine belediye başkanına vereceğiz. O zaman ne işimiz var burada? Geri kalan birkaç tane mahalle için buradayız. Arkadaşlar, belki size bu şekilde anlatılmamıştır. Bazı şeyleri iyi dinlemek lazım. Biz muhalefet olarak size göremediğimiz noktaları aydınlatmak zorundayız. Çok acil bunu gelecek. Bu Zeytinburnu halkını nerelere süreceği belli olmayan, evlerinin kimler tarafından alınıp alınmayacağı belli olmayan, baştan aşağı yanlışlıklarla dolu sonuçlar doğurabilecek, çok çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir yetki istemesidir. Bu bir anlamda Zeytinburnu Meclisi'nin reset desteği ihtiyacı. Bu çok tehlikeli. Yani ben iyi niyetle bakmaya çalışıyorum. Yani acaba ben mi yanlış anlıyorum? Oturuyorum, yeniden okuyorum. Yeniden okuyorum. Çok büyük bir ayıptır bu. Meclise Zeytinburnu halkına karşı evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, ben şimdi meclis nasıl fesletti bana çok fazla anlayamadım ama ben buradan okuduğumu anlatayım. Karşılıklı olmasın. Buyurun. Eyvallah. Sayın Başkanım, şimdi bu protokolün konusu şu. Bahsi geçen 6 tane mahallede bulunan okul, yol, cami, belediye hizmet alanı, sağlık tesisi vesaire bu tarz yerlerde bizim planları bir takım fonksiyonlar koyacağız. O bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması için. Burada bulunan mevcut binalar, biz bunları vatandaş bizimle dilerse anlaşabilir. Bedeli mukabilinde biz onları kamulaştırarak bedelini ödeyebiliriz. Ya da bu protokola konu olan işle ilgili Türkiye genelinde TOKİ'nin elinde bulunan konutlarda isterse vatandaşın dileği olursa alabilir. Bunun için biz başkana yetki veriyoruz. Öncelikle vatandaşın bu konudaki talebi ne olacak? Biz ona bakacağız. Ayrıca TOKİ bize bu daireleri zaten indirimli olarak verecek. Vatandaşa biz bu konuda bir tercih bırakacağız. Diyeceğiz bak istersen gel bu dairenin bedelini al. İstersen şurada TOKİ bize indirimli. Şurada daireler öneriyor. İstersen bundan da tercihini kullanabilirsin diyeceğiz. Protokolun konusu bu. Meclisimiz yani Zeytinburnu'nu bırakmıyoruz yani başkası. Yok bırakmıyoruz. Zeytinburnu gene bizim. Evet. Zafer Bey'e verelim. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu protokol kapsamındaki projelerin isimlerini, yerlerini zikredeyim de Esin Hanım'ın böyle sağda solda ifade ettiği gibi altı mahalleyi boşaltıyorlar, TOKİ'ye veriyorlar şeklinde olmasın. Halbuki daha önce kendisine de bu konuyla ilgili bilgi verdim ama aynı konuyu yine maalesef saptırarak ifade ediyor. Efendim bu proje kapsamında nereler var? Bir, Muhsin Ertuğrul'un bitişindeki gece kondular. Burası okul alanına alınıyor. Plan çalışması başladı. İki, Nuripaşa İlköğretim Okulu'nun çevresi. Burası da şu anda 1/5'lik, 1/1'lik plan çalışmasına başlandı. Hedefimiz okul bahçesini genişletmeyle ilgilidir. Üç, Sümer Ortaokulu'yla ilgili, çevresiyle ilgili. Yine bu arada bu çalışma başladı. Okul alanına katıyoruz. Çalışması biten veya plan süreci devam eden yerler. Bir, biraz önce meclisten geçen Hacı Müzeyyen Seyit Nizam'daki cami çevresi. İki, daha önce meclisimizden geçen Sümer çevresi. Şunu ifade edeyim, bu saydığım camilerin her tarafı cami olmayacak. Kamulaştırmayla meydan açıyoruz çevresini, onu ifade edeyim. Üç, Köşeli Cami ve çevresi. Bağ cami çevresi. Konyalı cami çevresi. Bunların hepsi planları meclisten geçti. Ulu Cami'nin hemen bahçesinde bulunan bir 8 katlı bina var. Cami alanında kalıyor bu. Tutluk Cami keza var. Yine bahçesinde kalan 2 tane bina var. Kubbeli Cami çevresi. Bir de Tas Cami'nin bahçesinde bulunan 2 katlı, yıllardır vatandaş yıkıp yapamıyor cami alanının kaldığı için burası var. Bunların dışında herhangi bir yok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buyurun Esin Hanım. Şimdi Sayın Başkan, ordu burada, şurada ne?
kişiler söylüyorsa... Siz bir bana konuşuyorsunuz. Yok yok, yani ben herkese konuşuyorum. Benim huyum var biliyorsunuz. Söyleyeyim, biz size konuşmuyorum. Şimdi anlatıyor Zafer Bey, şurası burası. Hani nerede, raporda niye yazmıyor? Ben de böyle çok hani... Kayıtlara geçti, rapora geçmiş oldu. Bir dakika. Biz o kayıtları da biliyoruz. Şimdi geliyorsunuz buraya kadar, burada geliyorsunuz, şu cümleyi çıkardık diyorsunuz. Siz de farkındasınız. Çünkü bu konu basında da herhalde insanların ilgisini çekti. Siz de bazılarınız fark ettiniz. Daha çok fark edeceksiniz. Yani bu teker teker değil. Şimdi arkadaşlarımın göreceğinin etrafı, bir bilmem ne etrafı. Tut ki dedikleri doğru. Tut ki. Zaten dediğim gibi bir sürü maddeyi artık biz burada meclis olarak görüşmemize zaten gerek kalmayacak. Evet. Değil mi? Dediğim doğru muymuş? Doğruymuş. Ama böyle değil. Burada diyor ki, öncelikle Trump'a nereye verecekmiş, bilmem ne camisinin kenarı genişletilecekmiş. Eğer burada tartışılmazsa efendim niye kaçırıyorsun? Niye böyle bir madde ihtiyacı hissediyorsun? Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ne diyor burada? Bilmem ne maddeleri, şu kanun maddesi, bu kanun maddesi. Sonra ne diyor? Bir de unuttuklarımız da olabilir. Arkadaşlar kimse kimseyi kandırmasın. Ben orada burada ne konuşuyorsam elimdeki belgeyi okuyarak konuşuyorum. Öyle. Ben o zaman çok biliyordum Zafer Bey, Semih Bey, deselerdi İmam Komisyonu'nda, deselerdi Esin Hanım, biz bu protokol kapsamında ağır protokol budur. Biz buna göre yapacağız. Böyle bir şey yok. Yani bu işin şirin gözüne hikayeleri. Yok ben onun kenarını düzelteceğim, yok bunun bilmem neresini düzelteceğim, yok işte TOKİ bana elinde kalmış olan daireleri verecek. Zeytinburnu halkı TOKİ'nin elinde kalmış dairelere mahkum edilemez. Evet. Zeytinburnu halkı Zeytinburnu'ndan sürülerek çok kıymetli. Zeytinburnu'nun kent arazileri bazılarına peşkeş çekilmeye çalışıyor. Bu laftan hiç hoşlanmıyorsunuz ama yaşadıklarımız budur. Yani şu anda Zeytinburnu halkı Zeytinburnu'ndan gitti. Kimlerin geldiği ortalıkta. Yani ben geleceğim, öncelikle Trump'a yapacağım. Halkı buradan göndereceğim, kendi düzenleteceğim. Yok ya, öyle şey olmaz. Kent bu kere burada duracak. Getirin planları koyun. Teşekkür ederim. Bir dakika, bitmedi. Getirin planları koyun buraya. Nokta nokta tartışalım, halkı da çağıralım, tartışalım. Ondan sonra bana ben dürüstüm bilmem ne değil. Bunlar hepsi hikaye. Teşekkür ederim. Başkanım, hiçbir şey yanlış anlaşılmıyor. Benim öğretmenim. Şimdi Sayın Başkanım, değerli meclis arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu konu bizim raporumuzda yazan kapsamın tamamen dışında tartışılıyor. Bugünkü konuştuğumuz konu, Zafer Bey'in de bahsettiği işte cami çevreleri veya okul çevrelerinin planları değil. Veya işte oranın planlarını TOKİ'ye devredip TOKİ'nin yapması falan filan, öyle bir şey değil. O planlar zaten zamanı geldiği zaman, daha önceden de olduğu gibi meclisimize geliyor, meclisimizde tartışılıyor ve geçiyor veya değişiyor, neyse. Bugünkü konumuz sadece bu planlar içerisinde yerleri istimlak eden kişilere istedikleri takdirde daha uygun şartlarda TOKİ'den daire alabilmek için yetki veriyoruz. Yani planın konusu değil bugünkü konu. Sadece oradaki yeri istimlak edilen kişiler istedikleri takdirde TOKİ'den daha uygun şartlarda, yani belediyeden aldıkları parayla gidip TOKİ'nin herhangi bir projesinden 100 liraya daire alacaklarsa bu protokol kapsamında 80 liraya alacaklar veya 70 liraya veya 90 alacaklar. Yok ben paramla başka yerler almak istiyorum diyorsa hani öyle, orada kimsenin bir şey dediği yok. Evet. Yoksa TOKİ'nin bu bölgede proje yapması veya bahsedilen konularla ilgili planlar bugün geçmesi diye bir durum söz konusu değil. Sadece ilgili kişilerle TOKİ'den daha uygun şartlara dahil almak için bir protokoldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Osman Bey buyurun. Sayın Başkan, Sayın Yener, ben genel anlamda bu konu üzerine kaç bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bizim de tam burada ki raporda içerik bir yetki konusu, yetkinin verilmesi konusu üzerinde geliyor önümüze. Bu kadar geniş kapsamlı bir yetkinin oluşması, daha önceki raporlarda bunun örneği ne kadar yaşandı onu tam bilmiyorum ama buna baktığımız zaman burada belediye başkanına verilen yetki A'dan Z'ye kimseye hiçbir şey sormadan dilediğini yapabilmek gibi bir şey. Türkiye'de son zamanlarda
çok garip, hep ülke genelinde, şimdi bakıyoruz ilçe genelinde tuhaf şeyler olmaya başlıyor. Bundan birkaç zaman önce bir varlık fonu diye bir şey oluşturuldu. Günü geldi, bir gece içerisinde kimse ne olduğunu anlamadan Türkiye'nin, bu vatanımızın konusunun en kıymetli değerleri bu varlık fonuna aktarıldı ve kuruluş bu aktarıldığı gece 18 tane maddeyle nelere tabi olmadığı söylendi. Hiçbir yargıya tabi. Ha bunlar yapılırken de bir kişi, iki kişi, üç kişi neyse bir karar olarak yap. Bu da yani birdenbire aklımıza bunu getiriyor. Dilediğini yapabilme. Bu böyle bir şeyi doğru bulmuyoruz. Teşekkür ederiz. Evet son... Başkanım. Komisyon başkanımız. Tabii sözü. Buyurun. Başkanım şimdi hukuk komisyonunda müşterek raporu olduğu için birkaç kelime de ben söylemek istiyorum. Öncelikle ben hasreten şunu ifade etmek istiyorum. Biz doğru oturuyoruz, doğru konuşuyoruz. Eğri oturup doğru konuşmuyoruz. Son derece bu raporda da alnımız ak, başımız dik. Hukuksal olarak hiçbir problem ben burada görmüyorum. Bir kere protokol yapacağımız, sözleşmenin muhatabı olan karşı tarafımız TOKİ. TOKİ Başbakanlığa bağlı bir kamu kurumu. Yani sosyal konut projeleri üreten, özel imar planı yapma yetkilerine de haiz olan, hazine arazilerini kullanması, vergi, resim, harç gibi bir takım ödemelerden de muaf olması hasebiyle artık son yıllarda son derece güzel projeler üreten ve toplumun da güvenini kazanmış bir kurum, karşımızdaki kurum. Neyi kime peşkeş çekiyoruz? Yani özel bir anonim şirket mi var karşımızda bizim protokol olarak? Ben bunu anlamış değilim. Bir kere bu ifadeleri şiddetle reddediyorum. Onun dışında da yazılan, mevzuatta yazılan yasalar, işte kanunların isimlerini tek tek ben de okumayayım, Esin Hanım okudu. Elbette ki bu yasaları kapsayan protokol hazırlandığında, eğer yetki verilirse bu meclis tarafından Sayın Başkanımıza, altlıkları doldurulacak olan hususlar, bu teknik hususlar protokolle zaten doldurulacak hususlar. Vatandaşa biz ille de evini vermek zorundasın ya da TOKİ'den ev almak zorundasın da demiyoruz. Evet, öncelikli olarak Trump'a. Bunun nedeni de nedir? Belediyeye bir mali külfet getirmemesi. Kamulaştırma bedelleri genel yönetimlerde belediyelerin üzerinde ne yazık ki bir kambur olarak duruyor. Yani kamulaştırma bedelleri, kamulaştırma davalarından sonra bedel artırım davaları da açıldığında güncel raiç rakamlar üzerinden bu bedeller ödeneceği için belediyemiz bu iş için ayıracağı finansı ya da bütçeyi daha yararlı hizmet projelerinde kullanabilir. Bir hizmet üretiyorsunuz zaten bu protokolle. Kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarında yapacağınız bu imalatla. Onun için ben hukuk komisyonu olarak, komisyonda tartıştık, CHP'li meclis üyesi arkadaşımız komisyon toplantımıza iştirak etmedi. Son derece hukuk altyapısı düzgün olan ve yapılacak olan protokolde de altlıkları doldurulacak olan bir rapordur önümüze gelen. Ben son derece müsterihim, hukuken hiçbir problem görmüyorum. Teşekkür ederim. Hasan Hüseyin Başkanım, sizinle bitirebiliriz bu raporu. Sayın Başkan, değerli meclis üyelerim, tabii sözümü kesmeyin, şunu rica edeceğim. Ben sürekli diyorum ki belediye meclislerini 3 güne çıkaralım. Arada komisyon, işte bir gün komisyonlar oluyor. Pazartesi meclis, salı komisyon, çarşamba, perşembe komisyon olsun. Arkadaşlar da komisyonlarda bu konuları tartışsınlar. Biz ne yapıyoruz? Meclis bitiyor. Komisyona gidiyoruz. Kimi ibadetine gidiyor, kimi işine gidiyor. Komisyonlar toplanamıyor. Sonuç olarak da komisyonda konuşamadığımız konuları burada konuşmak zorunda kalıyoruz. Niye konuşmak zorunda kalıyoruz? Çünkü eksik bilgi, eksik evrak, eksik anlatımdan dolayı. Şimdi ben tabii Şener Şen'in bu sene Cumhurbaşkanımız ödül verdi. Onursal ödül verdi Şener Şen'e. Çok iyi sinema sanatçısı. Yani hep biz de gurur duyuyoruz ona. Ama Mesli'de bir filmi vardı onun. Polis rolünde de Cem Yılmaz vardı. Orada bir sahne vardı, bakış açısı diye. Biz her zaman o Cem Yılmaz'ın ters bakış açısı dediği noktadan bakmak zorundayız bu konuya. Bir ters bakış açısına bakalım. Belki Havalar Hanım çok haklı. TOKİ ucuz konut üretmek, sosyal konut üretmek üzere kuruldu. Yiğit Göreksüz'dü galiba onun ilk kurulduğu zaman. Murat Karayalçın'dı bunun böyle müdahilidir ve o zamanlar Ankara'da çok güzel işler yaptılar. Ama ne yazık ki 15 yıldır TOKİ
Şimdi burnumuzun dibinde kuvvetli emirlere, Araplara, Arapların zenginlerine orada konut verildi. Burnumuzun dibi hemen şurada. Çok değerli bir arsamızı üretip satıyor. TOKİ'nin neler yaptığını biliriz. Şimdi asıl konumuza gelelim. Burada istenen belediye başkanı protokol istiyoruz. Ne protokol istiyoruz? Diyoruz ki sen Zeytinburnu'nun çevresinde işte saydı başkanım Muhsin Ertuğrul, Süper İlkokulu, Nurpaşa İlkokulu, Seyit Nizam Camii, Veli Efendi Camii, Çırpıcı Camii, Taş Camii, Köşeli Camii, Valide Camii, Sultan Camii. Ya Zeytinburnu zaten yarısı burada. Meydan açacağız, yer açacağız, bahçe açacağız dediğiniz zaman. Ya en az bu anlatılan hikaye 100 bin metrekarelik bir alan. Anlatılan alan. Evet. Her alan. Şimdi bir şey verip burada Türkiye'de şunu diyoruz ki. Belediye başkanına yetki verdik. Ama bizim, bak bizim gelen protokol yetkisi veren, komisyonda gelinen açıklama da bu. İki satır diyor ki, kentsel, sosyal, teknik, altyapı alanlarında projeleri gerçekleştirilmek üzere TOKİ ile protokol yapalım, TOKİ bize ucuz konutlar versin maliyetine. Biz de bunun çevresindeki vatandaşları Türkiye genelinde üretilen konutlardan, Hakkari'de de var, Kırklareli'de de koyalım, üretilen konutlardan İlk tercih Beceriş veya Trump'a. İlk tercih ama bakın. Para teklifi yok. Para teklifi yok. Gel anlaşalım yok. Kardeşim al bu daireyi alırsan aldın, almazsan yandın. Birinci bu. İkinci bak saydım bu kadar çevresinin içinde. İnanıyorum bakın bugünden size söylüyorum. En fazla sizin başınızı ağrıyacak. Niye başınızı ağrıyacak biliyor musun? Bu cami çevrelerinde, okul çevrelerinde oy oranı olarak kursak belki bugün düşmüştür oy oranınız ama o günlerde sizlere oy veren, AKP belediyesine oy veren seçmenlerin daha yoğun olduğu bölgelerden gelecek. Bize bir gelecek, sizi iki kişi birden gelecek. Yaktınız bizi diye. Çok ağlayacaksınız bu konuda. Niye ağlayacaksınız biliyor musunuz? Vatandaşın yerinden edeceksiniz. Evinden edeceksiniz, tercih edeceksiniz. Gidin, Trump'a yaptık size, Kayaşehir, Kırklareli'nin Düzova köyü, Hakkari'nin Yüksova köyü, Konya'nın Ereğlisi'nde TOKİ'nin yaptığı dairelerden birini tercih et, oraya git kardeşim. Peki şöyle bir şey yapalım. Bu protokol yapılırken, bakın şu protokol burada. Bu protokolün altına ek bir madde ekleyelim. Zeytinburnu'nda TOKİ'ye devredilen ağır bakım arsası ve devredilen askeri lojmanların içinde vatandaşlara verilmek koşulu ile cami çevresi, okul çevresi içindeki bu konutları isimle belirin. Var mısınız? Hadi buyurun. Bakın iki tane büyük arsa söyledim. Biri 130 bin metrekare burada, biri de 90 metrekare Adliye'nin yanında TOKİ'ye devredilen arsa var. Hadi gelin buyurun burada Meclisiyeli AKP yönetimi burada. TOKİ'de çalışan avalarım da burada. Ben bak iki elimi birden kaldıracağım, ayağımı göğsümü çıkaracağım. Evet. Burada bir dinleyin ama lütfen. Burada diyelim ki şuna, ağır bakımın içinde yapılmakta olan konutlardan, askeri lojmanların içinde TOKİ'nin yapacağı konutlardan, saydığımız Zeytinburnu Sümer Mahallesi, Nuripaşa'daki ilk öğretim içindeki okulun çevresi, Bağ Cami, Köşeli Cami, Valide Cami, etrafındaki yaşayan vatandaşlara buralardan konut vereceğiz, belediye başkanına da TOKİ ile bu protokol yapma etkisini veriyoruz deyip, vallaha da, billaha da, tillaha da ağzına 10 kere imza atarım. Teşekkür ederim. Ve zeytin burada alkışlatırız. Ama siz bunu yapmayacaksınız. Dediğimiz endişelerimiz bizim bu şekilde. Teşekkür bu şekilde ederim. De biz belediye başkanına bu yetkiyi vermiyoruz. Teşekkür ederim. Yedinoğlu raporu komisyonundan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, Yedinoğlu raporu oy çokluğuyla kabul edilir. 8 nolu raporu görüşme yapıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclisiniz var mı? Buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Meclisiyeli. Bosna Hersek İslam Birliği'nin yazısı. Burada Glomaç Eğitim ve Kültür Merkezi'nin yapılması için yaklaşık da maliyeti 1 milyon olan bir yer. Yalnız şöyle bir karar alınmış. Denmiş ki birlik üyeleri tarafından yapılsın diye. Ve burada yaklaşık 300 bin lira gibi biz bir yardım yapıyoruz. Yalnız bizim bu projelere evet diyoruz ama
Şu an için bütçemizde bu kadar bir paramız var mı? Varsa da neden üçte birini biz karşılıyoruz? Yani bir sürü üyemiz varken, yani bu verdiğimiz para babamızın parası değil, halkımızın parası. Yani bunu hele hele ki şu anda ekonominin ve halkımızın durumu ortada zaten. Bunu harcarken daha dikkatli olmalıyız. Holteseden vermemeliyiz. Zaten bir sonraki maddelerde de göreceksiniz, borçlanma isteği duyacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 8 nolu rapor hakkında başka görüş vermek isteyen meclislerimiz yok. Komisyondan geldiği şekilde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler 8 nolu rapor oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9 nolu raporu görüşmeye açıyoruz. Görüş belirtmek isteyen meclislerimiz yok. 9 nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler 9 nolu rapor oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclislerimiz yok. 10 nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclislerimiz yok. 11 nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler 11 nolu raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclislerimiz buyurun lütfen. Sayın Başkan, Sayın Müşteri. Daha önce bütçe görüşmeleri sırasında söylemiştik. Türkiye'nin birçok ilinden büyük bütçemiz var demiştik. Ve İstanbul ilçelerinin bütçesel olarak ilk sıralarında yer almaktayız. O zaman da söylemiştik. Bütçe büyük ama hizmeti küçük. Ve biz buna bir şey daha ekledik. Artık yavaş modu varmış. Onu da öğreniyoruz şu anda. Ne yapmak gerekiyor? Parayı verip hızlandırmak gerekiyormuş. O zaman da söyledik, fen işleri yaklaşık 120 milyon lira verilmişti bütçesi. Ama görüyorum ki Semih Başkan'a bu da yetmiyor. 21 milyon daha borçlanmamız gerekiyormuş. Demek ki hesaplamalar ve programlamalar doğru yapılamıyor. Ve belediyemiz doğru da yönetilemiyor. Yanlışlarınızla ortak olmak istemiyoruz ve borçlanma yetkisine katılmıyoruz. Teşekkür ederim Semih Başkan. Ben teşekkür ederim. Gökhan Bey'e veririm. Önce Semih Bey'e verelim istiyorsanız. Semih Bey bir söz hakkı da oldu. Yani isim geçti başkanım. Tamam, tamam. Böyle sırayla gidelim. Bir de konu mali konu olduğu için. Bir de çok teknik şeyler dinliyoruz Sayın Başkanım. Siz de bunalmıyor musunuz? Bu imarmış. Ben de bunalıyorum da meclis üyelerimize o kadar sabırlı davrandığım halde hala bana kızıyorlar. Böyle bırakıyorum. Gerçi sorunlarını konuşmayalım. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlar. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Şimdi ben Düzgün Bey yavaş modu dedi falan, onları anlamadım ne olduğunu, yavaş modu nedir? Telefonlarda var o, düşük modu var, düşük güç modu, ona geçiyor. Biz bilakis çok hızlı gittiğimiz için, çok hızlı gitmek istediğimiz için bu borçlanmayı yapmak istiyoruz. Bizim bütçemizde bir sıkıntı yok ama ekonominin temel kurallarından biri fayda maliyet analizidir. Biz bakıyoruz, diyoruz ki bizim yapacağımız işin faydası maliyetinden büyük mü küçük mü? Büyük. Çünkü biz şurada 2 senemiz kaldı. İstiyoruz ki tabii her şeyde CHP'li arkadaşlarımızın da desteği olsun. Ama olmuyor tabii maalesef. Çünkü daha muhalefet gözüyle bakıyorlar. Neyse önemli değil. Hizmetlerimizi çoklaştıralım. Bu 2 sene içinde bir iş yapacaksak 2 iş yapalım. 2 yapacaksak 4 yapalım. Bu arada da tabii müteahhitlerimizi sıkıntıya sokmayalım. Bizim Zeytinburnu Belediyesi olarak bankalar nezdindeki kredi itibarımız çok yüksek. Bizden her ay mesela bunları böyle taksitle ödememizi istemiyorlar. Diyorlar ki siz sadece vergi aylarında, yani Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere işte 2 senelik kalmışsak 4 taksit, 3 senelik kalmışsak 6 taksitle ödeyin bunu. Dedikleri için biz de maliyetine bakıyoruz. Bizim için çok ağır yük getirmediğinden dolayı varsın böyle bir maliyete, ufak bir maliyete katlanalım ama daha fazla hizmet edelim mantığıyla bu borçlanmaları yapıyoruz. Yoksa biz sıkışıklığımızdan değil, biz Zeytinburnu Belediyesi'nin kapısında bağıran bir personel, kendini yakmaya çalışan müteahhit, borcumu alamıyorum diye feryat eden bankacı gördünüz mü? Mali bir sıkıntımız yok ki Allah'a şükürler olsun. Borçlanma sebebimiz budur. Semih Bey. Semih Bey buyurun. Başkanım ben bir cümle söyleyeceğim. Müteahhit sadece ben diyor, bütün birimlerde var. Düzgün Bey yani zaten yapayım dedim. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, buyurun. Kısa tabii ben her şeyde söz almak istemiyorum. Cumhuriyet Halk Parti'nde görüşlerini bildirmek zorunda. Bildirmeyecek de biraz sonra da Gökhan Başkanım gene bir şeydir.
Ya şimdi belli dönemlerde belki kendini yakan müteahhitler olmuştur. Ama şimdi Allah muhafaza, bırak kendini yakmayı, kibrit çaksan cezaevine atıyorlar. Şimdi öyle bir şey bırakmıyor. Konuşana atıyorlar. Esnaf ağzını açamıyor bir tane. Allah muhafaza. Şimdi bir tane belediyeye çalışan veya kamuya çalışan bir tane müteahhit çıkıp diyecek, hangi kahraman müteahhit ya? Ben kamudan veya belediyeden paramı alamadım. Ya vallahi billahi hep sabahsız gibi der. Yok. Ne yapalım? Siz... Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. 12 nolu raporu komisyondan geldiği şekliyle oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 12 nolu raporu oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 13 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclis üyemiz. Yok, komisyondan geldiği şekliyle oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy çokluğuyla 13. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 14 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclis üyemiz var mı? Hasan Hüseyin Bey, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, malum konu Sümer Mahallesi'ndeki devam etmekte olan kentsel dönüşüm alanına herhalde yasaların uygun olmadığı şekilde yeni çıkan kararlar neticesinde tekrar afet riskli alan ilan edilmesiyle ilgili yeniden plan yapılmasıyla ilgili. Tabii şimdi burada şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Herhalde bitti orası. Bugün yarın da inşaatlar başlayacak. Şimdi burada üç tane ayrı ayrı özel konular var. Bir, orada dediğim gibi Bozkurt Fabrikası'nın ağaçlandırma, yeşil alan, günübirlik tesis yapılacak alanına emsal 7 oranı vererek Koç Holding topluluğuna tanesi bugünkü rayiç bedellerle 2 milyon civarı eden 400 küsür tane konutun, yani konut ve iş yerinin kazandırılması, yani bir rant planlamasıydı. Orada ağaçlandırma ve yeşil alan olarak gözüken Koç topluluğunun yeri bugün yaklaşık 1 milyar, yani eski TL bazında 1 katrilyon gibi bir rakam Koç topluluğuna kazandırılmış oldu. Bunun akabinde Zeytinburnu'nun geçmiş kötülediğiniz, karaladığınız yönetimlerin Zeytinburnu'na kazandırmış olduğu bir futbol sahası, yeşil alan ve park vardı orada. O iç edildi. Orası gösterilerek kentsel dönüşüm afet listi alanları kentsel dönüşüm yapacağız diye Sümer halkının, Sümer Mahallesi'nin futbol sahası ve çocuk parkı iç edildi. Yetmedi. Orada 1278 tane bağımsız bölümde yaşayan insanların, sizin 2000 AKP, sizin demiyorum AKP, genelini alalım, AKP siyasetinin, İstanbul'u yönetenlerin ve Zeytinburnu'yu yöneten politikacıların Silivri'den Tuzla'ya kadar kentsel dönüşümü başlattık afişleriyle donatılan Zeytinburnu Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm alanı, 1250 tane bağımsız bölümde yerlerinden, yurtlarından edilen insanlar, %25 kesinti yapılarak %75'i verilmek üzere evlerinden alınan insanlar, bunun yetmediği gibi %75'ini verdiğiniz insanlardan, yani 100 metrekaresini netten alıp 75 metrekaresini brüt verdiğiniz insanlardan tapu bedeli adı altında 11 ila 25 bin lira tapu bedeli ödettiniz. Bunları ödettiğiniz halde hazine ve defterdarlıkla olan uzlaşmazlık nedeniyle şu anda tamamının üzerinde ipotek bulunan yerden bahsediyoruz. Şimdi işin son kısmına geldik tabii. Rutuşlar bitti. En son kısmında bu işleri kararı alalım, afet liste alanı ilan edelim. Ondan sonra bu iş bitsin. Bu neye benziyor biliyor musun? Gömlek bitti, ceket bitti, kravat bitti, eskidi, yenisi alındı, yenisi gitti, yeniden elbise giydiriyoruz. O kadar yanlış işler yaptık ki orada. Orada yuvaları dağıttık. Komşuları birbirinden ettik. Aileleri birbirinden boşandırdık. Çünkü oradan çıkan sosyal ve ekonomik sıkıntılar oradaki insanları evinden, yurttan, ailelerinden ettik. Çocuklarıyla ayrı yerlerde yaşamaya başladılar. Kimi kısımının akrabasının evinde kaldı, kimi Zeytinburnu'ndan uzaklaştı. Hiç iyi bir şey yapmadınız.
Niye bir şey yapmadınız biliyor musunuz? Koç topluluğuna ve İDEA şirketine orada 1100-1200 tane konut, arsa, rant sağlamak için Süver'in üst kısmını perişan ettiniz. Şimdi diyeceksiniz ya kardeşim, işte 99 depremi öncesinde kötü binalar yapıldı, bunları dönüştürmeyelim. Biz dönüştürülsün diye buraları sürekli öneriler ettiler. O zamanlar da verdik. 2009 seçimleri öncesi sizler bunları anlatırken biz de Zeytinburnu'yla ilgili projeler yürütüyorduk. Diyorduk Zeytinburnu'nu tamamını ada bazlı planlayarak kentsel dönüşüm alanlarını alalım. Hepsini bir bölge içinde planlayarak inşaatlarına başlatalım. Müsaade edelim. Burada çalışmalar başlasın. Ama ne yazık ki Sümer Mahallesi'ne Turan Güneş Caddesi 25 sokak ve 24 sokak, işte okulların olduğu bölge afet riskli. Zeytinburnu'nun diğer alanları afet riskli değil dendi burada. Sırf buralar afet riskli, buralar çökebilirmiş. Ama ne yazık ki baktık, Kur'an sitesi Seyit Nizam'da çöktü. Çökmüş dediler. Çöküyoruz. Ya 99 öncesi her yer kötü. Çökebilir. Her yer Zeytinburnu afet riskli. Bütün bölge çünkü bu deprem profesörlerinin, politik bilimcilerin çıkardığı konu bu. Zeytinburnu, Yeşilköşe, belli bölgeler deprem riskine en fazla uğrayacak alanlar. Biz o zamanlar bunu demiştik. Bütün Zeytinburnu'nda bu planları uygulamayı yapıyorduk. Bir tane alanda bitirmiyor. Tabii şimdi geldiğimiz nokta ne oldu? Koç topluluğunun arsası bitti. Oraya yerleşim oldu. Sümer'de, Sümer'in diğer üst kısmı, sahil park kısmı bitti. Şimdi kalan ikinci, üçüncü, dördüncü etapları olan alanda hukuksal yetersizlikler, işte kanunlardaki eksikler, bunlar tamamlandıktan sonra şimdi afet riskli alan ilan edilerek buranın hızlandırılması sistemi. Ama demek istediğim konu şuydu. Orada işin başından sonuna kadar yapılan, eğer rantsal hesaplar olmasaydı, çıkar hesapları olmasaydı, kişisel hesaplar olmasaydı, bugüne kadar 20 kere biterdi, 30 kere biterdi. Evet başkanım. Bizler de destek olduk. Şimdi o anlamda bugüne kadar biz burada yapılan, bütün uygulamaların yanlış olduğunu, buradaki uygulamanın Koç topluluğuna, Kiptaş'ın bazı yetkililerine, bunun arka planlarında kimlerin olduğunu, bunlara rahat sağlandığı için biz buraya red oy kullanırız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Hasan Hüseyin Üsküdar'ın biraz önce Koç Üçün yerine yapılan yerle ilgili 7 emsal uygulandık diye bir ibaresi oldu. Her zaman olduğu gibi abartı ve gerçek dışı ifade eder ve rakamlar kullanıyor. Buradaki emsal 1,5 arkadaşları bilmesini arzu ettim. Teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Gerçekleşen nedir? Onu da çıkayım. Gerçekleşen nedir? Mahkeme başkanı gibi oldu. Esin Hanım. Şimdi salon, evet Esin Hanım meslektaşımız. Meslektaşımız emsal 1,5 projeleri de kendisine takdim edeyim. Yönetmenliğe göre yapılmış bir inşaat 1 metre fazlalığı varsa bu milletin çıkışla beraber baş başa çay için hesabını yapın. Teşekkür ederim. İlkay Bey, Sümer Onurca İlkay Bey'de bir şey söylemeden olmaz. O yüzden İlkay Bey'e Sümer abi fark et. Sümer'de teşekkür. Teşekkür İlkay Bey, buyurun. Sümer'i güzel mi anladın? Yani yanlış anlama beni. Orayla ilgilendirme. Bizim anlattıklarımız ortada. Herkesin evet. Bir aklı var. Herkes kimin ne dediğini çok net bir şekilde anlıyor. Şimdi Sümer özeline gelince benim doğduğum büyüdüğüm mahalle orası. Yani orada arkadaşlarım var. Beraber hala görüştüğüm var. Orada yaşıyorum zaten hala ben. Zaten ben o mahalle. Benim mahallem. Benim doğduğum büyüdüğüm mahalle. Şimdi bu anlamda orada bir kentsel dönüşüm gerçekleşti. Hüseyin Bey'in dediklerine katılıyorum. Orada mahallenin dışında hiç o mahalleye gelmeyen insanların da büyük rantlar elde ettiğini düşünüyorum. Ama sadece o mahalleli oranın rantından bir şey elde edemedi. Tam tersi eziyet çekti, zulüm çekti bugüne kadar. Orada tehditlere uğradı. Bir sürü kötü şartlara maruz kaldı. Bunun mücadelesini senelerdir veriyorum. Sokaklarda evet. Veriyorum, mecliste veriyorum. Geçen dönem meclis üyesi olan arkadaşlar hatırlar. Mecliste bu tartışmalar
yapıldığı sırada belediye başkanımız üzerine saldırdı. Onda mahkemelik oldu. O mahkemeyi de kazandı. Yani şimdi bunun mücadelesini bugüne kadar verdim. Kim adına verdim? Orada yaşayan halk adına verdim. Orada yaşayan insanlar, sürekli söyledim, bir daha söylüyorum. Orada yaşayan insanlar milyon dolar gelirleri olan insanlar değil. Emekli maaşıyla, işçi maaşıyla geçinen insanlar. Onlara yapmadığın zulüm kalmadı. Aldığı dairenin parasında, harç parasında adamlara verdikimiz, sattığı daireninkinde bir sürü farklarla hiç ödeyemeyecekleri durumlara geldiler. Şimdi geldiğimiz noktada, yani bunların mücadelesini burada olan arkadaşların hepsi bilir. Defalarca verdim, haksızlıkları anlattım. İşte mecliste kavga ettik belediye başkanıyla bu konuyla ilgili. Evet. Ama geldiğimiz noktada şimdi o ikinci etapa yapılacak yerle alakalı 3 tane bina kaldı. 3 tane bina sağlam oldukları için mahkemelerinde kararları çıkartmışlar, yıkılamıyor. Ama 3 binanın ardında oradan gitmiş zorla da olsa, istemeyerek de olsa, mecbur kaldığı halde bir sürü bedeller ödeyerek, bir sürü sıkıntılar çekerek mecburiyetten yapacak bir şey yok artık diye gitti Kiptaş'ta sözleşme imzaladı, tapularını verdi ve yeni yapılacak yerden bir daire aldı. Şimdi orada yapılacak hangi blokta, kaçıncı katta, kaç nolu dairede kim var? Herkesin elindeki sözleşmeyle mevcut. Ne bekliyor oradaki vatandaşlar? Oranın yapılıp bitirilmesini bekliyor. Şimdi ne durumdalar? Yerleri yıkıldı. Zeytinburnu içerisinde ve Zeytinburnu dışında mecbur ilk buldukları daireye gittiler, kiracı oldular. Şu an kiracı konumundalar. Ev sahibiydi, kiracı konumundalar. Ne bekliyorlar? Orası bir an önce bitirilsin. Biz de kendi dairelerimize geçelim. Kiracı olmak kötüdür. Ben de şu an kirada oturuyorum. Burada kiracılar da vardır. Niye insanın kendi evi varken kiraya devam etsin? Oradaki benim mahallelerim, doğduğum, büyüdüğüm arkadaşlarım, eşimiz, dostumuz oranın bir an önce yapılıp bitirilmesini bekliyor. Evet. Bu anlamda da yani bugün o 3 bina yıkılsa bugün başlayacak müteahhit. İşte 3 senede olacağını, 1,5 senede olacak belki. 1,5 sene sonra. Yani oranın gecikmesi, ertelenmesi, oradaki kirada oturan, daireleri bekleyen vatandaşlara bence eziyettir, bir ızdırap dahadır. Evet. Kiptaş'ın, sizlerin yaptığı zulmün bir başka versiyondur diye düşünüyorum. O yüzden bir önce yapılıp bitirilmesi lazım. Ki yani bir daha söylüyorum, defalarca bunun mücadelesini verdim sokakta ve mecliste. Evet. Yani şimdi bununla ilgili alınmak istenen riski alan, oradaki işlemi hızlandıracağı için ben bu maddeye evet diyorum. Çünkü hızlanması, bir an önce işin tamamlaması ve vatandaşların da kendi evlerine gelmesi lazım. Teşekkür ederim. Evet, 14 nolu raporu komisyonuna, 14 nolu raporu komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 14 nolu rapor oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemde görüşülecek başka mesele bulunmadığından 6.3.2017 tarihinde pazartesi günü saat 10'da buluşmak üzere meclisi kapatıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yok başkanım, size döndü. Ben de kaldırmadım. Ben gördüm ya. Kaldırmadım. Kaldırdım. CHP hayır dedi ama siz evet dedi. Bizim durum hayır değil de ben evet dedim. Hayır yani değil mi? Ya insanlar kirada oturuyor. Sen de. Değil mi? Sağlıksız koşullarda oturuyor. Zeytin'e bir sürü bir bina var. Çanakkale sallandı. Gruptan ayrı cevap verdin değil mi? Evet. Grup kararını olmamış. Ya buyurun. Vay. Gittin. Pisti. Binaları. Ben biliyorum. Grup kararına uymadı. Grup kararına uymadı. Evet. Grup kararına uymadı yani. Vatandaş da evet. Ya sen şimdi orada olmuşsun. Sen bana sormaz mısın? Bir kay daha bizi niye geciktiriyorsun? Ya orada yaşıyorum ben şimdi. Ve kendi vicdanımı da sorguyu soruyorum. Ve bununla ilgili yani şu burada. Grup kararına uymadı yani. Burada
buradaki arkadaşlar içerisinde. Sen git tamam mı? Geçen bak. Beni ben fark ettim dedim ki yani niye kaçtın? Şey hatırlar, kaynan hatırlar. Belediye başkanı seni sorumluluyor. Öyle değil, tabii tabii. Belediye başkanı bu konuyla ilgili size alan tartışması. Bunlar 6 Eylül'e gelecek. Üzerinde sağlık. Kavga ettik onu. 6 Eylül'e gelecek.